Ne yazık ki bugünlerde Avrupa'da birçok ibadethaneye saldırılar düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gencin bir kiliseye girerek kilisenin sıralarını tekmelediklerine ilişkin haberlerin yankıları sürüyor. Katolik Kilisesi Viyana Episkoposluğu Sözcüsü Michael Pula, son iki haftadır gençler tarafından rahatsız edildiklerini, sadece ibadethanelerin değil başka kuruluşların da benzer olumsuz tecrübelerle karşılaştığını söyledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Favoriten bölgesi bir süredir sağcı ve milliyetçi grupların gösterileri nedeniyle gündeme geliyor. Medyada konuyla ilgili haberlerin ardından açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki bütün Hristiyanların özgür ve güven içinde inancını yaşayabilmesi gerektiğini vurguladı. Haklarında çok sayıda suç duyurusu da yapılan gençlerin düzenlediği gösteride yaralanan olmazken, medyaya yansıyan haberlerde söz konusu kiliseye saldıran kişilerin Türkiye kökenli gençler olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili bilgi almak için aranan Viyana Eyalet Polisi, Royman Meydanı ve Viktor Adle Meydanı'ndaki gösterilere katılanların Suriye ve Afgan kökenli olduğunu açıkladı. Anton Kilisesi'ne giren kişilerin kimliğinin ise bilinmediğini kaydetti. Avusturya İçişleri Bakanlığı Fransa'da meydana gelen terör saldırıları sonrasında ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Fransız kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamusal alanlara yönelik güvenlik tedbirlerinin de sıkılaştırıldığı belirtildi. Katolik Kilisesi Viyana Episkoposluğu Sözcüsü Michael Pula, son iki haftadır gençler tarafından rahatsız edildiklerini, sadece ibadethanelerin değil başka kuruluşların da benzer olumsuz tecrübelerle karşılaştığını söyledi.